Acaba Ağustos ayı toplantısının birinci bileşimini açıyorum. %100 uzlaşıyla birinde dönüşüm. Örnekköy kentsel dönüşüm alanında 560 bağımsız birimi kapsayan 5. etabın kura çekimini yaptık. Bu ay kat karşılığı anahtar teslim yapım ihalesine çıkıyoruz. Gaziemir'de 2. etabın yapımına başlıyoruz. 77 üreticimize 302 küçükbaş hayvan dağıttık. Uluslararası Film ve Müzik Festivali coşkusu. 2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde ünlü yönetmen, oyuncu ve müzisyenleri İzmir'de buluşturduk. Hakan Bey'in bir tespitiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Dedi ki, hükümet temsilcimiz, bakanımız söylediğine sonuna kadar katılırım, sonuna kadar doğru olduğunu düşünürüm. Tabiatına aykırı derler ya, eğer böyle olsaydı ne seçime ihtiyaç vardı, ne iktidar değişikliğine ihtiyaç vardı. 60 sene hükümetler devam ederdi, belediyeler devam ederdi, sonuna kadar inanırdık biz de. Bu doğru değil, bu mümkün de değil. Siyaset kuşku üzerine, merak üzerine yapılır. Bir yöneticinin söylediğinden kuşku duyarsınız, inanmak için elinizde veri var mı bakarsınız. Ama inanmayabilirsiniz. Bir birey olarak bir hükümet yetkilisinin söylediği her şeyin doğru olmayacağını baştan kabul edersiniz. Baştan doğruluğunu değil, baştan yanlış olma ihtimalini düşünerek siyaset yaparsınız. 22 tane işletme var Ali Ağa'da, sadece 8 tanesinin Avrupa Birliği uygunluk belgesi var. Şimdi bu bir kere orada yapılan sökümle ilgili bende kuşku uyandırıyor. İki, emsali ikizi Clemenceau 760 ton işte verildi rakamlar. İkiz gemi ne demek biliyor musunuz? Aynı makineden çıkarak imal ediliyor. Dolayısıyla böyle bir gemide 9 ton asbest çıkma ihtimali neredeyse yok. Üçüncüsü, o Norveçli firmadan bahsetti Özgür Bey. Yaptığı araştırmada diyor ki, Hakan Bey de ifade etti, biz %12'sini tespit edebildik diyor. Dolayısıyla %12'si üzerinden yapacağınız bir değerlendirme size bunda tehlikeli bir şey yok dedirtmemeli. Hindistan gibi, Bangladeş gibi, Pakistan gibi bir üçüncü dünya ülkesi muamelesi yapılan bir ülke olmak, bir kent olmak bir kere ağrıma gidiyor. Bütün bunlar beni kuşkuya sevk ediyor. O şirketin yetkilileriyle de bir araya geldim, bir saat dinledim çünkü kuşku duyuyorum. Ben bir şeye karşı çıkacaksam sebebini bilmem lazım. Benim kuşku duymam için yeterli. En çok Ali Ağa meclis üyeleri, Ali Ağa belediyesi seferber olmalı. Eğer siz Ali Ağa'ya sahip çıkmazsanız ne harcarsanız harcayın. Asıl o zaman mış gibi yaptığınız düşünülür. Asıl olan bir belediye başkanının, meclis üyesinin yaşadığı kente sahip çıkmasıdır, korumasıdır. Bunlar bizim, babamızın malı değil, bizlerin görev süresi sınırlı. 8500 yıllık bir kentten bahsediyoruz. Buna izin vermemeliyiz. Korumalıyız. Bizim aldığımız mirası bizden sonrakilere devretmektir asli görevimiz. Bu şehrin ağacını, nehrini, deresini, denizini, körfezini korumak hepimizin asli görevidir. Ondan sonra ne yaparsak yaparız. Gücümüzün yettiğince, imkanımız el verdiğince, paramız yettiğince, enerjimiz yettiğince yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bu Sağpaolo'yu burada sökmek istiyorlar. İzmir'in havası, suyu, toprağı hepimizindir. Ülkesini seven, şehrine önem veren ve şehrini değerli kalan, değerli sayan herkesin bu konuya duyarlılık göstermesi gerekir. Karşı çıkmıyorsa bile hiç değilse ne olduğunu anlamaya çalışması, eğer bu şehir için bir tehlike varsa bu tehlikeye karşı duruş göstermesi gerekir. İzmir'in doğasına, halkına, sağlığına birileri para kazansın diye bir kenara bırakamayız.